Sevgili seyircilerimiz, her cuma olduğu gibi Güncel'in ikinci bölümünde Sinema Yazarları Derneği SİYAD üyesi Sayın Hasan Nadir Derin bizimle olacak ve sinema dünyasından son gelişmeler, vizyon filmleri, dijital platformdan önerilerini bizimle paylaşacak. Hoş geldiniz Hasan Bey yayına. Hoş bulduk. Berlin Film Festivali ile başlayacağız. Haftaya da siz yoksunuz, orada olacaksınız. Evet, festival dün başladı aslında. Dünkü açılış filmiyle başladı. Bugün devam ediyor. Ben de hafta sonu gideceğim. İşte bir hafta kalıp ondan sonraki haftada umarım ödülleri, işte iyi filmleri, oradaki öne çıkan filmleri falan konuşuruz. Bu sene Berlin Film Festivali biraz hani filmlerden ziyade farklı olaylarla bir başladı. Biliyorsunuz yani Avrupa'nın da çeşitli yerlerinde çeşitli konularla ilgili gösteriler vesaireler bu zamanlarda sıkça oluyor. Almanya'da da o şekilde. Önce şöyle bir şey oldu. Bu açılış galasına festival anladığım kadarıyla işte devlette belli bir destek verdiği için de meclisteki bütün partilerden üyeleri çağırdı. Bunların arasında aşırı sağcı bir parti de var. Almanya için Alternatif Partisi diye geçen. Bu bayağı tepki topladı. Bilgisini bulamadım. Daha önceki yıllarda çağrılmıyor muymuş bu partiden üyeler diye. Çünkü baktığım kadarıyla daha önce de meclistelermiş. Şeyde şöyle bir açıklama yayınladı önce festival. Hani bizim işte devlet desteğimiz olduğu için mecliste işte her partiye bir kota uygulamak durumundayız. Davet ediyoruz. Ama hani görüşlerini onaylamıyoruz. Aşırı sağcı görüşleri onaylamamız mümkün değil. Hani şöyle bir açıklama gibiydi. Hani davet ediyoruz ama gelmeseler iyi olur falan gibi bir açıklama yaptılar. Sonra bu tepkiler devam etti. En sonunda bu davetleri, bu partiye olan davetleri geri çektiler. Böyle bir şekilde o gelişti. Dün de jürinin açılış toplantısında bir takım ilginç olaylar olmuş. Orada da şöyle basın toplantısında jüri üyelerinden bir tanesinin Albert Serra'nın İspanyol yönetmen daha önceden Putin'i destekleyen açıklamaları varmış. Bu sorulmuş kendisine hani hala aynı görüşte misiniz diye. O da hani net bir şekilde hayır dememiş. Hani işte sorunlar var ama işte olaya daha açık, geniş açıdan bakmak lazım falan gibi anladığım kadarıyla biraz yuvarlak cevaplar vermiş. Fakat jüride aynı zamanda da Ukrayna'dan bir yazar var. Yine ana jüride. Bu ikisi arasında biraz bir gerginlik olmuş falan. Yani şimdilik festival böyle filmlerin niteliğinden çok farklı olaylarla konuşularak başladı. Bakalım hani nasıl devam edecek ki Berlin'de biraz zaten politik bir festivaldir. Festivalde, Berlin Film Festivali'nde çok fazla bölüm var. Çok fazla film var. Hani bunlara gerçekten 10 gün boyunca yetişmek mümkün de değil hepsine. Yani ana yarışmada bile 20 film var, öyle diyeyim. Bunların bir kısmı önümüzdeki yıllarda, yani yıl içinde karşımıza çıkacak. Türkiye'de çeşitli festivallerde gösterecek. Belki ileride işte bir sonraki yılın ödül törenine kadar karşımıza çıkabilecek filmler olacak muhtemelen. Şimdiden hangilerinin öne çıkabileceğini bilmiyoruz tabii. Hani bilinen yönetmenler var. Oliver Assayas gibi, Hang Song Soo gibi, Andreas Dresden, Bruno Dumont gibi. Ha bu arada bir de şöyle bir olay vardı. Onu da söylemeden geçmeyeyim. İran filmi, İran'dan bir film var. Birkaç sene önce de benzer bir şey olmuştu. İranlı yönetmenlerin ülkeden çıkışına izin verilmemiş. Festivale gelemiyorlar. Eğer sonunda bir değişiklik olmadıysa en son durum o şekildeydi. Bir de öyle bir tartışma var. Hani bu yönetmenlerin olmaması gibi bir durum. Ana yarışma dışında Encounters diye ikinci bir yarışma grubu var. Berlin Special diye bir grup var. Burada biraz daha ticari olabilecek filmler var. Fragmanını gönderdiğim bir futbolla ilgili kısa filmlerden oluşan bir film de bu bölümde. O da hani ilginç duruyor. Onun dışında işte kısa film, panorama vesaire bölümleri var. Dediğim gibi epey bir bölüm var. Ha, bu arada Martin Scorsese'ye de onur ödülü verilecek. O da bir şey. Şöyle bir kısaca Türkiye'den ortak yapım olan filmlerden de bahsedeyim. Birkaç tane var festivalde. Tek başına Türkiye'den gelen bir film yok. Genelde işte Almanya ile ortak yapımlar seçilmiş. Birkaç tane kısa film var. Aslı Özge'nin Faruk filmi var. Almanya-Türkiye ortak yapımı.
Kendi babasıyla ilgili bir yarı belgesel anladığım kadarıyla. Babasının işte yaşlılık sürecini vesaireyi anlatan. İlk gösterimi yarın olacak yanlış hatırlamıyorsam. Ayrıca Aslı Özarslan'ın yine Almanya-Türkiye ortak yapımı bir filmi var. Almanya'da yaşayan 17 yaşında bir genç kızı anlatıyor. İşte 18 yaşına bastığı gün partide bir kaza yaşanıyor diye geçiyor yani şeyde. Özetinde kazanın ne olduğunu bilmiyorum. Onunla ilgili bir hikayesi var. Bir de aslında doğrudan hani Türkiye ortak yapım içinde Crossing diye bir film var. Epey bir ülkenin ortak yapımı aslında. İsveç, Danimarka, Fransa, Türkiye ve Gürcistan ortak yapımı. Zaten yönetmeni Gürcistanlı bir yönetmen. Levan Akın. Birkaç sene önceki bir filmiyle de epey öne çıkmış bir isimdi kendisi. Burada da işte bir akrabasını bulmak için Türkiye'ye gelen bir karakterden bahsediyor. Bir LGBTİ filmi ki ilk filmi de öyleydi zaten yönetmenin. Bildiğim kadarıyla Türkiye'deki LGBTİ derneklerinden de destek almış bir festival. Panorama bölümünün açılış filmi bu. Büyük ihtimalle Türkiye'de de yani Türkiye'de de çekilen önemli bir kısmı Türkiye'de çekildiği için vizyona da girecektir diye tahmin ediyorum. Peki 2 hafta sonra konuşacağız o zaman ayrıntılarını. Evet. SİAD ödülleri adaylarıyla devam edelim. Evet, SİAD ödüllerinde zaten bu sene, geçtiğimiz sene çok öne çıkan birkaç film damgasını vurdu. Yerli film adayları bu arada bunlar. Rahatça tahmin edebileceğiniz gibi Kuru Otlar Üstüne en fazla daldı aday oldu. Hatta 11 kategorinin 11'inde de adaylık çıkardı. Onun dışında Özcan Alper'in filmi aslında teknik olarak bir önceki yılın filmi ama vizyona bu yıl girdiği için burada değerlendiriliyor. 10 kategoride aday oldu. Hemen arkasında da Zeki Demirkubuz'un filmi var. O da 9 kategoride. Pardon 9 kategoride 10 adaylık. Bir kategoride demek ki 2 adaylık almış. 10 adaylığı var. Onun dışında Aniden ve Ela ile Hilmi ve Ali filmleri 7. Atatürk filmi 6. Kar ve Ayı 3. Suna'da 1 kategoride adaylık kazandı. Hepsinin üstünden geçmeyelim. Hani SİAD'ın bu arada yeni açılan bir sitemiz var. Onu da söylemiş olayım. SİAD.net reklamımızı yapalım. Bir iki ay oluyor açılalı. Eskiden bir sitemiz vardı, yenilendi. En iyi film kategorisinde Aniden, yani az önce saydığım filmlerin hepsi aslında. Ela ile Hilmi ve Ali, Hayat, Karanlık Gece, Kuru Otlar Üstüne. Yönetmende Kar ve Ayı'nın yönetmeni var. Selcan Ergun, diğerleri yanında Melisa Öner, Zeki Demirkubuz, Özcan Alper, Nuri Bilge Ceylan. Dediğim gibi hani çok fazla da vaktimiz olmadığı için hepsinin üzerinden geçmeyelim. Şeyden bahsedeyim, benim de içinde olduğum bu uzun metraj filmlere verilen ödüller dışında kısa film ve belgesel ödülleri de veriliyor. Orada da benim de içinde olduğum fantastik film kategorisi onu belirleyen kurulun içindeyim. Giovanni Scamillo fantastik film ödülü. Burada 4 tane kısa film, 1 tane de uzun metraj film adayımız var. Uzun metraj Mithat filmi Süleyman Arda Eminçe'nin. Kısa metraj olarak da Aç Karnına Çıkmayalım. Burası Size Göre Değil. Kadıköy'ün En İyi Falcısı. Ve Peki Ben Neden Hala Buradayım isimli 4 kısa film var. Bunların 2 tanesi sanıyorum YouTube'da erişime açık. Diğerleri de bir süre sonra açılacaktır diye tahmin ediyorum. Bir de son olarak muhtemelen halen de dijital platformlarda izlenebilecek. Geçen sene dijital platformlarda gösterime giren en iyi yerli film adaylarımız var 5 tane. Ayna, Bursa Bülbülü. Bu vizyona da girdi ve sanıyorum dijital platformlarda çıktı gerçi. Çilingir Sofrası, Lütfen Cevap Veriniz ve Sanki Her Şey Biraz Felaket. Bunlar da en azından 4 tanesi şu anda dijital platformlarda da bulunabilecek filmler. Vizyon filmlerimize bakalım o zaman. Zafer'in Rengi ile başlayalım. Evet, Zafer'in Rengi geçtiğimiz sene biliyorsunuz Atatürk filmleri ya da içinde hani Atatürk'ün bir karakter olarak bulunduğu filmler birkaç tane karşımıza çıktı. Bu da onlardan bir tanesi. Gerçi yani ana karakter olmayacak Atatürk'ün karakterlerden bir tanesi. Yiğit Özşener canlandırıyor bu arada filmde. Bu aslında Fenerbahçe'nin tarihinde de bu
milli mücadelemiz sırasında oynanan epey de hani ben çok futbolla ilgili olmadığım halde benim de kulağıma gelmiş biraz şey yapmış olduğum bildiğim Harrington Kupası o dönem tam böyle işte işgal kuvvetlerinin İstanbul'dan çıktığı dönemde General Harrington'ın kendi adına gerçekleştirdiği bir kupa ve bu kupada hani Fenerbahçe ile İngiliz takımı karşılaşıyor. O İngiliz karma takımı ve Fenerbahçe kazanıyor. Hani spoiler değil. Hani 100 yıl önce olmuş bir olay olduğu için filmin şeyi anlamında olmaz. Dediğim gibi yani hem tarihimizle ilgili hem tabii ki futbol severler ve özellikle Fenerbahçe taraftarlarının zevkle izleyeceği bir film olacak diye tahmin ediyorum. Biraz süresi uzun. Ben bu kadar uzun olacağını tahmin etmiyordum. Hani filmin fragmanı gösterime girdiğinde hani 2 saat 37 dakika biraz da popüler filmler o 2 saati çok fazla geçmemeye çalışıyorlar genellikle ama bu biraz uzun tutulmuş. Yönetmen Abdullah Oğuz daha çok yapımcı koltuğunda görüyoruz kendisini ama filmleri de var, televizyon dizileri var son dönemde daha fazla. Genellikle seyircinin de nabzını tutmayı bilen başaran bir yönetmendir. O yüzden hani genel kitlenin de zevkle izleyeceği bir film olacağını tahmin ediyorum. Herhalde haftanın da yeni filmler arasında en çok izlenen film olacaktır sanırım. Bob Marley, One Love. Evet, Bob Marley çok bilinen bir isim müzikseverler için. Simge isimlerden ve çok erken hayatını kaybetmiş bir isim. Reggae müziğinin yani tüm dünyada tanınmasını sağlayan isim ki hala da hani şarkıları bilenler tarafından ve işte değişik konserlerde coverlar yapılır, tekrarlanır falan. Biliyorsunuz biyografi filmleri hem ülkemizde hem dünyada son yıllarda epey gündemde, daha da hani özellikle müzisyen filmleri çok sık karşımıza çıkmaya başladı. Bu da onlardan bir tanesi. Aslında hayatının daha son dönemlerini anlatıyor anladığım kadarıyla. Yönetmen de daha önce de bir biyografi filmini çeken bir isim. Marcus Green, o da Serena kardeşlerinin hayatıyla ilgili daha çok babaları üzerinden anlatan bir film vardı. King Richard diye. Hatta Will Smith'in Oscar aldığı film olması lazım. O filmde karşımıza çıkmıştı. Yine bir biyografi filmi. Şimdi şöyle diyebiliriz. Genellikle biyografi filmleri çok iddialı olurlarsa bu Oscar sezonuna yakın, yani yıl sonunda gösterime giriyorlar. Belli ki bu o kadar iddialı değil. Hani böyle Şubat ayında gösterime girdiğine göre öyle diyebiliriz. Bir ön yargı ama. Okuduğum yorumlardan, dinlediğim yorumlardan da anladığım kadarıyla genel olarak hani oyuncunun performansı başarılı bulunmuş. Şarkıların bir kısmını da kendisi söylüyor. Kingsley Ben Adir. Genel olarak onlar başarılı bulunmuş. Dönemi yansıtması açısından da başarılı ki aynı zamanda biliyorsunuz barışı savunan politik bir figür Bob Marley. Fakat hani onun düşünsel yönünü yansıtmak konusunda filmin biraz eksikleri olduğu söyleniyor. Yine de hani müziklerini sevenler için keyifli bir film olacağını yine tahmin ediyorum. Bu arada müzisyen biyografisi deyince çok kısa bir parantez açmış olayım. Geçen haftalarda konuşmuştuk Cem Karaca filminin tartışmalı durumuyla ilgili. En son söylenen, istenen, mahkemenin istediği teminat yatırıldığı için film vizyondan kalkmış durumda. Geçen hafta itibariyle ama yapımcılar hani dava henüz bitmemiş, sadece teminat yatırılmış. Yapımcılar da devam edeceğiz biz uğraşmaya diyorlar. Tabii bunlar biliyorsunuz uzun sürüyor, temize gidiyor vesaire. Hani bu davalar çok çabuk bitmiyor. Büyük ihtimalle tahminim eğer yapımcı taraf kazanırsa bir süre sonra hani mahkeme tam sonuçlandıktan sonra bir dijital platforma gelecektir bundan sonra. Hani izlemek isteyenler varsa Cem Karaca filmini. Karşı taraf kazanırsa tabii gösterilemez film. Göreceğiz hani ilerleyen günlerde, onu da parantez açmış olayım. Peki. Madame Web ile devam edelim. Madame Web yeni bir çizgi roman uyarlaması. Örümcek Adam evreninde geçen bir karakter aslında Madame Web. Fakat anladığım kadarıyla Örümcek Adam burada hiç gözükmüyor. Şöyle bir şey var, ilginç bir şey var. Aslında Madame Web çizgi romanlarda benim de takip ettiğim geleceği gören bir karakter. Görme engelli aynı zamanda ve yaşlı bir karakter. Burada çok genç bir oyuncu Dakota Johnson canlandırıyor. Bayağı değiştirmişler hikayeyi. Anladığım kadarıyla onun
işte nasıl bu güçleri kazandığını anlatan ve filmde 80'lerde geçiyor. Ya 80'ler ya da 90'larda sanıyorum. Kadın karakterler üzerinden giden, onların da çeşitli örümcek güçleri olan kadın karakterler var. Bunu anlatıyor. Ya şöyle diyeyim, film biliyorsunuz son dönemlerde çizgi roman uyarlamalarının güç kaybettiğinden daha önce de bahsetmiştik. Hani Amerika'da da aslında bu hafta gösterime gidiyor ama ön gösterimleri oldu. Bir de 14 Şubat'ta gösterime girdi Amerika'da. Yani ilk yorumlar bayağı kötü. bilmiyorum hani gerçekten izleyince ben bazen ya o kadar da değilmiş falan dediğim oluyor. Bilmiyorum öyle mi olacak ama hani genel benim takip ettiğim ve görüşünü önemsediğim eleştirmenlerden hani film sanki 80'leri anlatıyor ama 80'lerin kafasıyla çekilmiş. Hani o günlerin hatta özel efektleri bile günümüz teknolojisine baktığımız zaman kötü göründüğü söyleniyor. Bakacağız göreceğiz yani çizgi roman uyarlamanı sevenler gene de izleyecektir tahmin ediyorum ama bu da bir hayal kırıklığına dönüşecek gibi duruyor şimdilik. Peki Dört Kız Kardeş? Dört Kız Kardeş bence haftanın en ilginç filmi, vizyona giren filmler arasında. Bir belgesel, çok fazla seyircisi olmayacağını da biliyorum. Ama gene de hani haftanın benim önereceğim filmi bu olur. Tunuslu bir yönetmenin filmi, ismini yanlış söylüyor olabilirim, Carter Ben Hania. Daha önce de kendisini Derisini Satan Adam filmiyle ve Ustura filmiyle görmüştük. Genellikle Tunus'taki kadın sorunları üzerine filmleri var. Derisini Satan Adam tam öyle değildi ama burada Olfa isimli bir kadın ve dört kızını anlatıyor bu belgeselde. Belgeselin en başında şöyle diyor, benim dört kızım var, vardı, ikisini kurtlar kaptı diyor. Tam öyle olmadığını tahmin ediyoruz o başlangıçta, yani kurtlar kapması bir metafor olarak kullanılmış muhtemelen. Onu film açıldıkça söylüyor aslında diğer iki kızına, büyük iki kızına ne olduğunu. Onu burada da ben açık etmeyeyim çünkü film izlerken gerçekten hani o merakla bekliyorsunuz ve ne olduğunu öğrenince gerçekten bir şaşırıyorsunuz yani. Öyle diyeyim ben kısaca. Şöyle bir şey var ama belgeselle kurmaca arasında bir film sanki. Çünkü iki kızı, küçük iki kızı kendilerini oynuyorlar filmde. Yani daha doğrusu kendileri olarak gözüküyorlar. Geçmişi canlandırırken de büyük kızlarının yerine iki tane oyuncu oynuyor. Hatta şöyle diyor filmde gene, üzücü bazı sahnelerde bu Olfa'yı da yani anne karakterinde oynaması için de bir oyuncu var aslında. Bazı sahnelerde kişinin kendisi oynuyor, bazı sahnelerde oyuncu oynuyor. O anlamda hani kurmaca ile belgesel arasındaki sınırı da çizen bir film. Dediğim gibi büyük kardeşlerin başına gelenler ilginç ve üzücü bir şey. Yani film biraz sarsıcı bir noktaya da gidiyor, onu da söylemiş olayım. Ama dediğim gibi bence haftanın en iyi filmi. Diğerlerini izlemeden de bunu söyleyebiliyorum. Peki, Kral Şakir. Evet, Kral Şakir. Devler Uyandı, evet. Yeni filmi serinin. Biliyorsunuz yerli animasyonlar son yıllarda yükselişte. Özellikle çocukların çok ilgisini çekiyor ve sinema salonlarını epey dolduruyorlar. Hala mesela Rafadan Tayfa, geçen sene de en çok izlenen filmdi. Bu sene başında vizyona girmesiyle bu sene de şimdilik en çok izlenen filmi durumunda. Kral Şakir de çocukların da severek izlediği, biraz bir kısmıyla büyüklere de hitap eden bir yapım. Varol Yaşaroğlu'nun daha önce kendisini karikatürist olarak tanıdığımız bir isimdi. Sonradan işte bu animasyonlara falan da başladı. Yani çok fazla bir şey demeye gerek yok zaten. Çocuklar karakterleri de tanıyorlar. İşte Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde de geçen, işte son yıllarında en çok popüler konularından bir tanesi yapay zeka, hani dünyayı ele geçirecek mi konusu. Biraz da onun üzerinden akan bir animasyon. Yani çocukların ilgisini çekecektir ve tahmin ediyorum gene salonları dolduracaktır. Yani Zafer'in Rengi dedim ama en fazla izlenen film belki de Kral Şakir'de olabilir. Hani o notla düşelim çünkü çocuk filmleri beklenmedik seyirciler çekebiliyor. Kaçırmış olabilirim. Başka var mı vizyona giren film bunlar dışında? Yani benim bahsedeceğim yok. Üç tane de film daha var. Hatıran Yeter isimli bir yerli romantik film, C Takımı isimli bir yerli komedi filmi ve en sonunda yine beklediğimiz üzere bir yerli korku filmimiz var. Onun da adı Pigment.
Peki. Dijital platformlardan bir tane önermeye vaktimiz olacak. 3 dakikamız var. 2 dakikamız varmış peki. Tamam. O zaman Bereketli Topraklar üzerinde yine yerli bir klasik film diyebiliriz buna. Erden Kral'ın filmi, 1979 yapımı. Zaten Orhan Kemal'in de çok bilinen romanından uyarlama. İşte bir işçi sınıfı üzerine, işte bu Adana'daki ağalık sistemi ve işçi sınıfı üzerine giden bir hikayesi var. Döneminde tam 80'de festival düzenlenecekken, Antalya'da festival düzenlenecekken, festival düzenlenmeden darbe oluyor. Yani filmin süreci de, yani film gayet iyi ama filmin etrafındaki süreç de belki hani üzerine başka bir film yapılabilecek kadar ilginç. Darbe oluyor, film yasaklanıyor, biraz vizyonda kalıyor, yurt dışına kaçırılmak durumunda kalıyor, film kayboluyor bir dönem ve hani bir şekilde negatifleri yıllar sonra bulunuyor, 2008'de tekrar gösterime giriyor. Bu 12 Eylül döneminde çok kısa gösterime girdikten sonra, şimdi de geçtiğimiz sene itibariyle restorasyonu yapıldı. Bu dijital platformlarda gördüğümüz kopyası da restorasyonlu kopyası. O yüzden filmde yani daha yeniden keşfe açık bir film. Zaten çok fazla kişi de izlememiştir tahminim. Oyuncular arasında çok simge isimler var. Çoğunu da, bir kısmını da erken kaybettiğimiz isimler aslında. Tuncel Kurtiz, Erkan Yücel, Nur Sürer, Osman Alyanak ve Yaman Okay gibi. Yani gerçekten Türk sinemasının klasiklerinden biri olarak önermiş olayım. Çok teşekkür ediyoruz. Bir dakikamız var. Yeni filmden bahsetmeyelim. Önümüzdeki hafta yoksunuz. Sonraki hafta geriye kalan o birkaç filmden söz ederiz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.